Hocam başlayalım. Neredesiniz? Hatay'da mısınız şu an? Yok, ben İstanbul'da İstanbul'da. ediyorum. Aslen Hataylıyım ama İstanbul'da uzun süredir İstanbul'da yaşıyorum. Böyle görev olduğu sürece Hatay'a gidip geliyorum. İnsanlar beni Hataylı olduğumu biliyor ama nerede yaşadığımı çok fazla bilen yoktur tabii. Dolayısıyla İstanbul'da ikamet ediyorum şu anda, İstanbul'da. Hocam ben yayını açarken TFF 1. Lig'in kalifiye hocalarından diye açtım. Haberiniz olsun. Benim Estağfurullah. gözümde öyle bir isimsiniz. Süper bir Estağfurullah. kariyeriniz yok ama 1. Lig'de yani göstermiş olduğunuz performans benim için o sıfatı hak ettiğiniz anlamına geliyor. Hocam teklifler geldi mi bu sene? Bu sene neden takım çalıştırmadınız? Ona şöyle açıklık getireyim. İnan birçok kişi bana bu soruyu soruyor. Hatta yeni daha dün ve ondan önceki gün yine Hatayspor yönetimiyle aram, diyaloğum çok iyi. Onlarla hala samimi bir şekilde görüşüyorum. Onların da bu konuda enteresan. Yani senin ve ekibinin, bu kadar donanımlı bir ekibin şu ana kadar boşta kalması nasıl olur tarzında söylemleri. Tabii doğal olarak bu sıkıntılı sürecin kulüplere yansıması da oldu ister istemez. Kulüplerin şu anda ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde genellikle takımların daha çok zaten hedefe giden takımlar belli. Onun haricindeki takımların da şu ana kadarki yapıları aşağı yukarı ortada. Genelde maddiyatın biraz daha uygun olduğu tercihler yapıldı diye düşünüyorum. Tabii bunu söylerken birilerini aşağılamak veya birilerini yermek açısından konuşmuyorum ama tercih anlamında yöneticilerin bu anlamda tercihleri, bizim de şu ana kadar maalesef herhangi bir takımla anlaşamadık. Ama şöyle söyleyeyim, takım sayısını hatırlamıyorum yani. Çok ciddi teklifler geldi. Üst tarafta bizim çalışmak istediğimiz lig, Süper Lig ve TFF 1. Lig olduğu için oradan birkaç tane takımla sezon başında görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla birkaç takımla dolaylı yoldan bir diyalogumuz oldu. Onun haricinde şu ana kadar net bir transfer teklifi almadım. Ama yurt dışından bir teklif aldım yine. Oraya da ben gitmek istemedim. Şu anda Hocam yurt mevcut. dışı Avrupa mıydı, Asya falan mıydı? Yok. Asya değil, Makedonya Ligi'ydi. Afrika. Yok. Makedonya. Hocam hocalarımıza böyle Balkan ülkelerinden çok fazla teklif var. Hani Yani orasını da bir basamak olarak görüyorlar. Siz neden kabul etmediniz? ben şöyle düşünüyorum. Bence bizim lig daha kaliteli. Yani ama işin diğer tarafı, orası Avrupa'ya açılma konusunda biraz daha bizim Türkiye'ye göre daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Çünkü birçok Avrupa ülkesinin tam ortasına kalmış bir ülke. Dolayısıyla bence evet, orası iyi bir tercih olabilir miydi? Onu bilmiyorum. Daha önce hiç orada çalışmadım ama ligin kalitesine baktığımız zaman kendimizi geliştirebilme adına fiziki şartların çok yetersiz olduğunu biliyorum ben Makedonya'da. Yani kabul etmedim ama önemli bir takımdı. Hayırlısı diyelim. Yani Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Sonuna kadar burada mücadele edeceğim şu an için. Hocam giden yerli hocalar da hep geri döndü. Yani Ümit Özat geliyor aklıma, Ümit Karan geliyor aklıma. Orada Evet, çalıştılar Hasan ama Özer. Avrupa yapamadılar, geri geldiler. Hasan Özer, yani Evet, sevgili evet. Mustafa Özer'in abisi. Yani Evet. hocam orayı güzel bir basamak olarak görüyorlar ama sonuçta yine buraya geliyorlar. Ama burada zaten sizin bir piyasanız var benim gözümde. Hani sizin bence ona ihtiyacınız yok. Ama hani böyle kariyerinizde de böyle farklı denemeler yapmak da gerekir diye düşünüyorum hocam. Bu hani biz dışarıdan sizi destekleriz yani sonuçta Avrupa'ya giden yerli futbolcuları nasıl destekliyorsak siz de öyle desteklerdik. Biraz gözden ırak Tabii şu. gibi ama. Akif'ciğim, ben şöyle söyleyeyim. Buraya ciddi anlamda tırnaklarımla kazıyarak geldim. Yani bu konumu yakalayabilmek adına çok ciddi sıkıntılar çektik. Teknik adam olarak. Çok kötü şartlarda çalıştık. Fizik şartlar olsun, maddi manevi çok sıkıntılı yerlerde çalıştık. Böyle bir oluşumu yakaladık. Dolayısıyla bunu böyle çok böyle pamuk ipliğinde açıkçası böyle sarkıtmak istemiyorum. Yani İşte Bayram Hoca bir çıkış yakaladı, bir başarı elde etti. Sonra ortadan kayboldu gitti denilmesini istemiyorum. Bu şansım eğer benim devam edecekse şu an itibariyle Türkiye'de devam etmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte biraz da ihtiyacım var burada çalışmaya. Ondan sonraki süreçte tabii ki yurt dışı olabilir, yani düşünebilirim.
Hocam ben size söyleyeyim, şu an TFF 1. Lig'de puan ortalamanız 1.87. Hani bu ligin en yüksek puan ortalamalarından birisidir. Yani daha yükseğini ben görmedim. Hani ilk 3, ilk Evet. 5 garanti benim gözümde. Yani şöyle söyleyeyim, onun üstüne bir ek ilave edecek olursak, Tuzla'daki puan ortalamasıyla Hatayspor'u birleştirdiğimizde biraz daha yüksek bir puan ortalaması çıkıyor gibime geliyor. 1.97'ye yakındı herhalde. 2'ye yakındı yani, öyle söyleyeyim. Olabilir. Ya 1.83 orada var, 1.87 bu da var. Hocam 1.84 gibi bir şey çıkar yine. Oradan Hani sadece. maç golik kayıtlarına göre ben buradan görebiliyorum. Aynen. Hocam Tuzla Spor'da göreve devam ederken mi Hatayspor'a transfer olmuşsunuz? O dönem nasıl olmuştu? Yani teknik direktör transferi mi gerçekleşti orada? Evet, inanılmaz bir olay oldu. Şöyle, biz içeride Kırşehir'le oynadık. 3-0 yenmiştik. Maç bitti. Yanılmıyorsam 6. maçtı. 5 galibiyet, bir beraberlik almıştık. O araya kadar da hiç gol yemedik biz. Ligde açık ara gidiyorduk zaten. Avrupa'da da gol yemeyen tek takımlık. Hatta dünya yeryüzünde gol yemeyen tek takım Tuzlaspor'du o dönem. Şu anki yönetim Tuzla Spor yönetimi aynı yönetim mi hocam? Aynen. Şu anki Aynen. oluşum. Hı. Tabii Evet. onları daha sonra üstüne şey yaparız, bir ek yaparız onları. 6. hafta sonunda Hatayspor kulüp başkanı, Fahri kulüp başkanı diyelim, belediye başkanı Sayın Lütfü Savaş beni aradı. Maçtan hemen sonra tebrik ediyorum hocam, 3-0 kazanmışsınız falan deyince mutlu oldum. Yani dedim ki evet, yani buradaki başarımız üst liglerin de artık dedim herhalde dikkatini çekiyor. Artık yavaş yavaş dedim insanlar alt tarafta ne olup bittiğini görüyorlar ki bizim dedim bundan sonraki süreçte daha iyi şeyler yapabilme ihtimalimiz doğuyor tarzında düşündüm. Sonra tabii konu açıldı, açıldı, açıldı. Hocam dedi, akşam dedi uçak biletini alıp Hatay'a geliyorsun dedi. Belediye. Hocam siz hani oraya göreve çağrıldığınızı bilmeden gitmişsiniz gibi bir şey olmuş Yok. benim gördüğüm Şöyle, kadarıyla. telefon ilk arandığım zamanki muhabbet öyle hoşbeş muhabbetiydi yani. İşte hocam iyi gidiyorsunuz maşallah, öyle böyle filan. İşte nasıl gidiyor, alıyor musunuz paranızı, iyi mi, şöyle böyle filan durumlardan bahsedilirken sonradan en son telefonun en son safhasında hocam dedi akşam uçak biletini alıyorsun dedi, Hatay'a geliyorsun dedi. Hayırdır başkanım dedim. Hoca ile dedi yollarımızı ayıracağız dedi. Ya dedim şaka yapıyorsunuz başkanım, şimdi ben inanamıyorum. Nedeni şu, daha 7 maçlık Hoca da İlhan Palut. İlhan Polut bir sene önce playoff final oynamış. Oradaki birçok futbolcu taraf futbol kesiminde saygınlık kazanmış bir teknik adam. Çok ciddi, evet. Çıkarıldı bir teknik adam ki benim aile dostum. Neyse biz tabii inanamadık. Yani bu işin dedim altında farklı bir şeyler var. Başkanım ben dedim kafamı geçiyorsunuz Hocam yani. siz piyango muamelesi yapmışsınız yani bu teklife anladığım kadarıyla. Yani biraz öyle oldu. Çünkü o teklifi başka birine de söyleseler başka biri de inanmaz yani. Bir de Hatayspor 7. hafta sonunda ligdeki puan durumu 5. sıradaydı. Yani öyle çok üst tarafla arasında puan farkı da yoktu. 5 puan vardı galiba. Yanılmıyorsam. Evet. Tabii, 5 puan vardı. Yani ne bekliyorlar ki falan diye düşündüm içimden öncelikle. Yani bu daha iyi, sezon yeni başlamış. Biraz daha sabretmeleri lazım diye düşünürken baktım iş ciddiye bindi yani. Sonra belediye başkanı 2-3 saat sonra yine aradı. Yine arayınca artık ben teknik ekiple ben bir toplantı yapma gereği duydum. İstanbul'da yaşıyorum. Onlar da benim bulunduğum bir yerde bir mekana çağırdım. Hepsiyle beraber onların görüşlerini aldım. Öncelikle teknik ekibimdeki hoca arkadaşlarım bana gitmemem konusunda çok ciddi baskı yaptılar. Hocam gitmeyelim bak biz burada çok güzel Tuzla bir Spor'da konum nasıldı hocam? Lider miydiniz o zaman? Tabii canım açık ara liderdik biz. Biz gol yememiştik bu Anladım. haftaya kadar. Anladım, anladım. 5 galibiyet bir beraberliğimiz vardı. O da Sakaryaspor'la 0-0 kalmıştık. Dolayısıyla biz tabii teknik ekibimin görüşüne de saygı duydum. Ama benim de teknik adam olarak bir hedefim, bir hayallerim vardı. Yani bir bulunduğum lig neresi olursa olsun bir üstünde hocalık yapmak. Sonuçta ben futbol oynarken TFF 1. Lig ve Süper Lig'de oynadım sürekli. Oradaki ambiyansı bildiğim için ben kesinlikle üst tarafta dedim hocalık yapacağım. Yani bir de Hatay'ın çocuğu olduğum için daha önceden de orada Hatayspor'da görev aldığım için benim karakterimi, hocalığımı bildikleri için muhtemeldir dedim. İlandan sonra bana böyle bir teklifle gelmişlerdir diye düşündüm. Bunu ekibimle paylaştığımda ekibimin çoğu bana gitmemem konusunda baskı yaptı. Hocam gitmeyelim, burayı çıkartalım seneye. Bak İstanbul burası öyle avantajlı, böyle iyi, böyle olur, şöyle olur falan diye.
Ben dedim ki arkadaşlar, ben Hatay'ın çocuğuyum. Benim Hatay'la alakalı farklı bağım var. Hatay Spor'un eğer böyle bir ihtiyacı varsa ben Tuzla Spor Yönetim Kurulu'yla bunu görüşeceğim. Onlara güzel bir şekilde ben bunu izah edeceğim. Böyle alıp başımı çantamı gitmeyeceğim. Dolayısıyla eğer buradaki bazı sıkıntıları yoluna sokabilirsek, Tuzla Spor'da biraz sıkıntılarımız vardı bizim teknik ekip olarak. Onları yoluna sokabilirsek... Oraya da ilk hafta göreve gelmişsiniz. Yani sezon başı almamışsınız. Tuzla'yı mı? Tuzla'yı. Evet. Yok, sezon başı geldim. Kampı falan biz beraber, o takımı beraber biz kurduk yani, öyle söyleyeyim. Ama yani ilk maça o zaman şey olmuş tabii. Maç golik biraz yanılabiliyor bazen. Evet, olabilir. Hocam. Devam edin. Aynen. Çünkü o kamp dönemini falan, transferlerin hepsini bizim onayımızla yapıldı. Bizim onayımız derken orada çok ciddi bir ekip kurmuştuk. Hem sportif direktörümüzle beraber yönetim kurulumuz çok çok ciddi bir şekilde arkamızdaydı. Hangi oyuncuyu istersek alıyorlardı ve doğal olarak orada çok güzel bir oluşum olmuştu ve herkesin birinci Tuzla çıkar mantığı oluşmuştu herkeste. Biz o takımla işte teknik ekibimin bana sürekli serzenişte bulundu. Hocam gitmeyelim, bak burası çok iyi, imkanlar öyle böyle falan diye. Arkadaşlar ben gitmek istiyorum dedim. Hatta bunu yönetim kuruluna dedim, ileteceğim. Eğer bizim sıkıntılarımızı giderirlerse o zaman gitmeyi düşünmem. Ama sıkıntılarımız hala devam edecekse ben bu kadar başarının üstüne burada dedim daha fazla kendimi yıpratamam ve müsaade ister gideriz diye konuştuk. O hafta boyunca zaten Türkiye'de aşağı yukarı herkes biliyordu yani benim Hatayspor'la adımın anıldığını. Dolayısıyla biraz moral motivasyon olarak da biraz geriye gittik yani takımda. Biraz olayın dışına çıktık. Çok duygusal bir ayrılık oldu aslında. Ben kariyerimde ilk defa ayrılmıyorum bir takımdan ama mesela Tuzla Spor'dan ayrıldığımda ciddi anlamda benimle beraber birçok futbolcumuz gözyaşı döktü. Yani çok ciddi bir takım yakalamıştık orada. Çok müthiş bir ilişkimiz vardı oyuncularla. Doğal olarak oradaki başarının kalıcı olması gerektiğini, daha sonraki süreçte, bizden sonraki süreçte her türlü desteği onlara vereceğimizle alakalı biz yönetim kurulundan böyle bir müsaade istedik. Yönetim kurulunun tabii söyleme, Türkiye'de başka hoca mı kalmadı? Bizim hocamıza niye göz dikiyorlar tarzında böyle bir komik söylemler. Evet. Doğal olarak tabii hafta sonuna kadarki süreç bizi biraz daha Hatayspor'a yakın gösterdi. Doğal olarak benim de pazar günü son maçımız Bandırma'yla çok trajedi bir maç oynadık. Yani çok 1-0 öndeyken 2-3'ü bulacağımız bir maç. Uzatmalarda 2-1 yenildik. Bir sürü entrika doluydu maç. Anlatmama gerek yok. Sonra Ankara'da Hatayspor'un Ankara Spor'la maçı bir gün sonra gittim. Onu tribünden canlı izledim. Ve hafta içinde Hatayspor'a gidip imza atmıştım 7. haftada. Bandırma'da lider bitirmiş hocam. Hani şimdi siz konuşurken baktım. Lider takıma yenilmişsiniz. Şampiyon takıma yenilmişsiniz. Tabii. Bandırma takımı bizim 6. hafta sonunda yanılmıyorsam 5 ya da 6 puan gerimizdeydi. Yani bizim ama oraya... sezon sonu Bandırma şampiyon olmuş. Tuzla playoff'tan Manisa FK'yı yenip penaltılarla çıktı. Ya daha gelmedim. Tabii işin Hatay tabii. Kısmı var. Hatay Spor'da çalıştıktan sonraki süreçte ayrıldıktan sonra Tuzla Spor'dan bana yine teklif geldi. Dediğim gibi orada benim teknik ekip olarak bizim bazı durumlardan hoşnut olmadığımız olaylar olmuştu. Genel anlamda konuşuyorum. Dolayısıyla ben görevi kabul etmedim. O takım playoff'tan da çıktı yani. Öyle söyleyeyim. Yani evet hocam. Hocam hala nasıl boşta olduğunuzu anlamaya çalışıyorum millet. Alttaki yorumlardan öyle görüyorum ben. Şurada da bir tane güzel bir soru vardı. Ekrana yansıttım. Bayram Hoca eğer Hatay'dan teklif gelirse yine gelir mi diyor ama Ömer Hoca da çok başarılı orada. Hocam yine bir gün yollar Hatay Spor'la kesişir mi diye sorayım o zaman ben size. Şunu söyleyeyim, ben karşılıksız tabii Hatay Spor sevdamız. Çünkü ben oranın çocuğum. Ben oradan yetiştim. Ben oraya çok ciddi emek harcadım. Futbolculuk dönemimde çok önemli paralar kazandırdım. Bonservis parası. O dönem hatır sayılır paralar kazandırdık. Daha sonraki süreçte ikincilikte Hatay Spor küme düştü diye herkesin gördüğü bir Hatay Spor takımını ikinci yarı, ikinci maç oynanmıştı. Son 14 ya da 15 maç vardı. Küme düşmüş dedikleri bir takımı ben yönetim kurulu da dahil buna. Şu anki mevcut belediye başkanımız Lütfü Savaş'ın da bu söylemi hala kulağımda çınlıyor. Hocam hiç önemli değil. Biz bu seneyi
düşelim ama önümüzdeki sene iyi bir yapılanmayla direkt çıkmamız lazım. İkinci ligden üçüncü lige düşeceğiz. Bir sene sonra iyi bir yapılanmayla bir üst lige çıkacağız. Mantık orada oydu o dönem. Ben de kesinlikle ben böyle bir mantığı kabul etmiyorum dedim. Bu takım bu sene ligde kalacak. Öyle ya da böyle itekliye itekliye bu takımı ligde bırakacağız. Bunu söylerken çok ciddi bir sorumluluğun altına girdik yalnız. Elimizde mevcut oyuncu sayısı çok az. İmkanlar sıfır, fiziki şartlar yetersiz. İdman yapıyoruz, geliyoruz, yemek yok. Yani o kadar ciddi Hatayspor sıkıntıların içinde boğuşurken biz orada önemli bir görevi devralmıştık. Ve o takımı sezon sonunda ikinci ligde bıraktık. O takımın temelleri aslında o günden atıldı buraya kadar. Hatayspor'un beni 2016'da. Evet, 2016 yılıydı. Hatayspor'un beni Tuzlaspor'dan göreve çağırmasının herkes tarafından şöyle bir algısı vardı. İşte yani hocanın da genç hoca işte tecrübesiz bu ligde çalışmadı o bu filan ama İlhan Hoca da çalışmamış o üst tarafta. İlhan Hoca Evet. da daha önce kariyerinde hiç teknik adamlık yoktu. İlk defa Hatayspor'da 2-2,5 sene çalıştı ama benim aşağı yukarı bu 10. senem yani teknik direktörlükte. Saygı duyuyorum tabii bu kime niye o görev verildi veya bize verilmedi diye böyle bir algım kesinlikle böyle bir şeyim olmadı. Ömer Hoca konusuna gelecek olursak çok başarılı. Ben aynı şekilde Hatayspor'a da bu konuda minnettarım. İlhan Polut, Bayram Toysal, Ömer Erdoğan bunları piyasaya sunmuştur. Piyasa yeteri kadar bu hocalardan verim alır ya da alamaz bilemem onu. Ama şunu söyleyeyim. Bize bu anlamda teklif gelmesi durumunda sezon başı bunu açık ve net söyleyeyim. Kayserispor'la çok ciddi bir görüşmemiz oldu. Bayram Bektaş ya da Bayram Toysal adında iki teknik adamdan bir tanesi göreve gelecekti. Beşiktaş'ı ister. Bayram Bektaş, evet. Ben yöneticilerin yanında olsam açıkçası ben de Bayram Bektaş'ı alırdım. Çünkü hem milli takım deneyimi hem daha önce Süper Lig'de çalışmıştı. Baktığınız zaman tecrübe anlamında onu alırdım ama kendine özgüven, kendine güven konusunda bir teknik adam seçecek olsam Bayram Toysal'ı seçerdim. Bu konuda saygı duyduk. Tabii orası olmayınca Bolu Spor'la ciddi bir görüşmemiz oldu. Sezon başı Altay'la biraz haşır neşir olduk ama öyle çok net bunlar kadar yol almadık. Onun haricinde dediğim gibi yurt dışından birkaç sefer teklif aldık gitmedim. Eyüp Alt Spor'dan teklif aldınız mı hocam? Eyüp Spor'dan. evet Eyüpspor'la alakalı çok ciddi teklif aldım. Yani hatta bunu Hedef Süper Lig program var. TRT Spor, TRT 3'te Evet. ayrı Hayri Ülgen, Cüneyt abiyle. Evet. orada da canlı yayına çıktığımda orada da söylemiştim. Önemli proje takımlarından teklif alıyorum ama hedefim de üst ligde çalışmak olduğu için şu an dedim o tarz teklifleri dedim kapalıyım. Gidemedik Evet. ama şu anda maşallah çok iyi gidiyorlar. Yani iyi ki gitmemişim. Hocam şimdi böyle hedefinizi böyle yüksek yüksek anlatıyorsunuz ama alttan gelen sorular da Adanaspor, Eskişehirspor. Yani ligde kalmaya çalışan hani Adanaspor'un böyle bir durumu yok şu an için ama Adanaspor'dan teklif gelirse çalışır mısınız hocam? Yani takım isminden ziyade öncelikle Ha, ama Adanasporlar soruyor hocam o yüzden böyle evet şöyle, altta yazıyorlar. tabii ki ben asla kariyerim boyunca hiçbir zaman için takım ayrımı yapmadım. Yani şu mesela boşta kaldığım sürede de beni ikincilikte bir sürü takım aradı. Hiçbir tanesine yani yukarıdan bakar gibi bakmadım. Ben hedeflerimden bahsettim. Beklentilerimden bahsettim. Onlar da bunu karşılayamayacaklarını söylediler. Bugün yine birkaç tane daha teklif aldım. Yani inanın Allah razı olsun. İnsanların zaten bizim yaptığımız önemli işleri muhtemel gördükleri için bu anlamda teklif getiriyorlar. Ama buraya kadar beklemiş ve önemli teklifler almış bir teknik adamın biraz daha böyle seçici davranmasını muhtemel siz de bunu Evet. O yüzden Eskişehirspor'u sormuyorum hocam. yok şöyle Bu arada bir Eskişehirspor taraftarıyım ben. Hani ona rağmen sormuyorum. Öyle yok söyleyeyim size. ben şöyle söyleyeyim. Eskişehirspor'la alakalı ciddi bir gelişme var. Adanaspor'la alakalı tabii ki çalışmayı isterim. Adanaspor çok köklü bir kulüp, iyi bir kulüp. Yani Adanaspor kurumsal bir yapı. En azından bu liglerin çok ciddi çalışılabilecek fizik şartlara sahip takımı. Neden olmasın? Yani öyle bir şu anda ihtiyaçlar olmadığını biliyorum. Eğer ilerleyen dönemde böyle bir ihtiyaç olursa tabii ki oturup konuşulur. Hocam Eskişehirspor'da ciddi gelişme derken ben heyecanlandım burada. Vallahi
sen o zaman şöyle heyecanlanmaya biraz daha devam et. Birkaç güne kadar. Transfer tahtasıyla alakalı mı hocam? Olabilir evet. Birkaç güne kadar böyle bir hocam geliş... o iş zor ya. Ben hiç inanmıyorum vallahi, haberiniz olsun. Yani, yani inşallah dediğiniz gibidir ama. Farklı gelişmeleri ben bildiğim için onlarla alakalı... Hocam yayın bittikten sonra rahatsız edebilirim sizi bu konuda, haberiniz olsun. Yani muhtemeldir, sen de onları duymuşsundur ama benim biraz hocam daha... ben bir kongre üyesiyim ayrıca. Hani ben pek sizin duyduğunuz bilgilerin doğru olduğunu düşünmüyorum, haberiniz olsun. Öyle mi? Yani hem SCS Spor muhabirim hem kongre üyesiyim. Benim düşüncem, bu şahsi düşüncem. İşin içinde değilim ama hani biraz hayal geliyor bana. Yani Yani SCS dediğim Spor'un gibi. transfer tahtası açması çok zor. Ve şunu söyleyeyim, geçen sene Yani o bekledikleri paralar gelmez hocam, ben öyle söyleyeyim size. yani o kadar çok fazlaya da gerek yok aslında. Şu transfer tahtasının açılabilmesi için biliyorsun çok O uç FIFA var ya, o FIFA. mahvetti. Maalesef hocam. Ben Evet, geçen evet. sene Hatayspor'da çalıştığımda birçok röportajım da vardır. Onu baktığında görürsün zaten. Genelde antrenman Sizi öncesi çok zorlamıştık hocam. Onları söylüyorsunuz. ve çok zorladığınız, ben o hafta istifa ettim zaten. Ve şunu da Hocam bizim şöyle bir huyumuz vardı. Bizi yenemeyen takımın hocası gidiyordu. Siz de o hocalardan biriydiniz. ama tam tersi oldu orada. Siz Siz İlhan bıraktınız. Eskişehir maçı oynadı gitti. Ben oynamadan gittim. Nedenini de anlatacağım birazdan. Ben Anlatın hocam, dinliyoruz. Eskişehir takımının Hatayspor'la alakalı hep şunu söylüyordum. Ben hatta biz 5'te 5 yaptık. Geçen sene yine TFF birincilikte seri galibiyetleri en fazla olan teknik adamım. 5'te 5 yaptım. Evet. Yanılmıyorsam 7 maç yine Hatayspor'da da, ya 6 ya 7 maç gol yememezlik serisi yine bizdeydi. Üst üste gol yememezlik serisi. Atıyorum toplu oynama yüzdesi yine en yüksek 6 maç. 6 maç. 6 maç gol yememişsiniz, evet. Evet. Dolayısıyla 5 galibiyet, 6 maç gol yememe serisi. Buna rağmen kendi takımımızda biraz eleştiriye açık bir hoca olarak insanlarda böyle bir şey uyandırmıştık. Ama hep şunu söylüyordum örnek olarak. Eskişehir takımı bu kadar önemli bir camia. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. İnanılmaz bir heyecan var. Ambiyansı müthiş. Ligin en sonuncu sırasında ama bu kadar bağlı bir taraftar topluluğu niye bizde yok? Niye bizde olmasın diye hep sürekli serzenişte bulunuyordum. Daha sonraki süreçte yine biraz o anlamda bizde de biraz hareketlilik oldu. Şehirde bir bayrak as kampanyası başlatıldı. İşte sosyal medyada orada burada biraz da hareketlilik olduktan sonraki süreç. Eskişehir maçı öncesi Akhisar'la içeride oynadık. O zamanki tabii koronavirüs muhabbeti daha bu kadar net ortada değildi. Yani ortaya çıkmamıştı. Koronavirüs Bir ay olduğu vardı Türkiye'ye tespit gelmesine. Evet. edilmemişti. Biz Akhisar maçını hem eksik hem de çok koronavirüslü oyuncuyla oynadık biz, öyle söyleyeyim. Nasıl hocam? Türkiye'de yokmuştu o zaman yani. Mart Koronavirüs ayında geldi Türkiye'ye. ben ayrıldım, bir ay sonra koronavirüs geldi. Evet, ve maç 15 Şubat'ta oynanmış hocam. Ben şimdi buradan maçı Şubat mı? açtım. Değil mi? Hani Aynen öyle. Tam bir 15 ay sonra. Şubat'ta oynanmış. Eğer Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüsle oyuncularla maça çıktıysanız büyük skandal yani. Ama şöyle, Türkiye'de o zaman Covid olarak ismi konulmamıştı bunun. Vardı ama. Ha bir de hocam, Hatay Suriye'ye yakın bir il ya, hani oradan bir şeyler olabilir o zaman. Çok göç alıyordu. Hani şey, Suriyeliler gelip gidiyordu ya, belki öyle bir şey olmuş olabilir. Tespit edilememiş olabilir. Haklısınız. Akif, Dinliyorum hocam. inan ben şöyle söyleyeyim. O dönem takımda 5 ya da 6 kişiyle antrenman yapıyorduk. Artık takımda kulüp içinde personeli dahil herkes bu lanet hastalığa yakalandı, ben de dahil. Çünkü daha önce ben hayatımda hiç öyle bir soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyon ya da ateşli bir hastalık hiç daha önce öyle bir şey yaşamamıştım yani. Görün, Yakalandığınız hastalığın COVID olduğunu bilmiyordunuz anladığım kimse kadarıyla. bilmiyordu işte. O zaman Heh, Covid değildi. anladım. Ateşli bir hastalık dediler. Hocam çok üşütmüşsünüz falan dediler. Altınordu maçına gitmiştik. İzmir biraz serindi. Öyle geldik. O dönem öyle geçirdik 3-4 maç. İster istemez performans biraz tabii düştü ama yine de çok zayiat vermedik. Ben görevi bıraktığımda 3 ya da 4 puan öndeydik, yine liderdik biz. Ve
Eskişehir deplasmanı, içeride Ankara Spor'la oynayacaktık. İki tane. İki kolay maç. Evet, sezon sonu düşen. Kağıt üzerinde kolay görünen maçtı. Ben ona rağmen ayrılmam gerektiğini, ben artık huzursuz olduğumu, çünkü yıpranma payımın dolduğunu, ben bunu yönetim kuruluna ilettim. Bazı şeyler dedim, hak etmiyorum burada. Ve biraz daha iyi şeyler beklerken biraz büyük daha... Büyük cesaret hocam. Evet, yani ama orada bırakmamın da şöyle bir nedeni oldu. Ekibim ve futbolcular da aslında o konuda hocam işte biraz daha sabredebilirsiniz vesaire falan diye. Ben dedim bırakmam lazım. Çünkü yeni gelen hocaya bu takımı şampiyon olabilmesi adına kolay bir fikstür. 2'de 2 yapsın ki, hani ihtimali konuşuyoruz kağıt üzerinde. 2'de 2 yapıp yoluna devam ederse daha bir özgüvenle Evet. çalışma ortamı iyi olur diye öyle bir görevi bırakma oldu. Yani bu yine de Hatayspor'u düşündüğüm için böyle bir karar aldım. Ama insanlar farklı algı oluşturdu. O onların bileceği iş. Benim sahada yaptığım iş çok önemli. Ne iş yaptığımızı az çok futbol camiasında herkes biliyor. Neleri başardığımızı... Hocam Hatay'da da böyle dedikodu gırla gidiyor mu? Yani kulis her yerde dedikoduları. Her yerde var. Her yerde var. Bu bitmez, maalesef bitmiyor yani. Bitmez. Yani siz bence hani saha içinden daha çok saha dışından etkilenmişsiniz gibime geliyor. Çünkü ben 6 yıldır bu işlerin içindeyim hocam. Kulüplere biraz yakınım. Yani kolay kolay saha içi problemlerle bırakılacak gibi değil bu işler. Ben az çok tahmin edebiliyorum. Sen Ya şimdi saha içi sizi hocam şöyle anlatayım. Saha içi sizin kontrolünüz altında olduğu için hani düzeltebilirim umudu var ama saha dışı sizin kontrolünüz altında değil. Aynen öyle. Aynen. Özetini sen net bir şekilde yaptın. Şimdi benim o görevi bırakabilmem için benim saha sonuçlarının sıkıntılı olması lazım. Lider bir takımın teknik direktörünü sen dünya yeryüzünde böyle bir şeyi gördün mü daha önce? Ben hiç rastlamadım. Puan Lider bir takımın hocası. Teknik direktörünün gittiğini, eğer bir tane bu spor camiasında varsa böyle bir şey. Hocam anca böyle Sumudika gibi yapmanız lazımdı gönderilmeniz için. Başka türlü bir şey olamaz yani. Aynen, ama o lider değildi mesela. Ben de maç Değildi kaybettim. Ama yani çok çok başarılı kabul ediliyordu. Çıktı evet. Para dedi. Eşim para göndersin dedi. Çocuklara maaş dağıtıyorum, prim dağıtıyorum dedi. Anca öyle gönderilirsiniz. Başka türlü zor yani. Ya işte ego maalesef insanları bazen böyle sıkıntıya sokabiliyor yani. Sumudika bence bu handikapı Bugün yok. ağlıyordu hocam ama basın toplantısında. Hani Normal. artık benim evimmiş diyor. O neyi kaybettiğini biraz daha zaman geçsin, öyle daha net anlayacak yani. Öyle bir Hocam evet. siz anlatın. Sumidika ile ilgili yorumunuzu da bekliyorum. Öyle bir kulübü bence hiçbir yerde bulamaz yani. Çok müthiş bir yapı. Çok... Hocam yani bence siz Galatasaray'ı hak ediyorsunuz. Yani burada abi kardeş sohbet ediyoruz şu an. Galatasaray'ın başına yakışırsınız. Şimdi Ya inan... dönen isimler de duyuyoruz hocam. Yani böyle hani böyle Süper Lig'de bir dönen hoca silsilesi var ya, onlardan Evet. birisi dolanıyor. Keşke siz olsanız yani. Ya ben şimdi Yakışırsınız da. benim tabii ki hedeflerimde Antep, FK, Süper Lig'de iyi takımlar vesaire falan. İnanın, inanın diyorum, bakın şu an Fenerbahçe takımı bu sene sezon başına ciddi anlamda hedef büyüterek başladı. Daha sonra içeride 4 maç üst üste aldıkları mağlubiyet, deplasmanda çok ciddi puan getirdiler. İçeride sıkıntılı bir süreçte tekrardan böyle bir kaos ortamı oluşuyor gibi oldu. Yani Fenerbahçe takımı bu sene sürekli böyle kaos ortamıyla beslenecek bence. Hep sağ Evet. sonuçlarının iyi olması lazım. Olduğu sürece orada bir problem yok gibi görünecek ama yine de çok ciddi bir şekilde oynayacaklar Fenerbahçe üzerine. Onu da söyleyeyim. O takımla bile ciddi anlamda bir şeyler yapabilme ihtimalinden bahsediyorum bakın. Ben kendime ciddi anlamda güveniyorum. Yani bu konuda hedef anlamında, takım anlamında ve lig anlamında müthiş bir ekibim var. Bunun detaylı tabii ki anlatabilirim. Benim ekipte mesela bölgesel antrenör var. Uzun süre gol yemememizin nedeni bundan önce çalışan hocaların ekipleriyle alakalı. İllaki yapanlar vardır ama ben de hem ön tarafta hücum bölgesini hem de defans bölgesini çalıştıran bende bölgesel antrenör var. Bunlar oyunculara tabii tecrübelerini aktarıyorlar. Onlar da çok önemli oyunculardı zamanında. Süper Lig'de oynamış oyunculardı. Şu anda hocalık olarak oyunculara gayet olumlu çalışmalar yaptırıyorlar. Doğal olarak şu anda başarımızın aslında sırrı bu. Ekibin düzgün bir şekilde çalışması. Dediğim gibi biz Süper Lig ayarında bir ekibiz ama şartlar, durumlar ne olur ne biter. Yarın bakarsınız önemli bir camiadan, önemli bir takımdan bir transfer teklifi gelir. Biz orada bir şeyler yapmaya çalışırız. Bunu zaman gösterecek.
Ümit ediyorum bu donanımlı ekibin inşallah bir an önce hak ettiği takımda göreve başlaması. Hocam Göztepe'den bir teklif aldınız mı? Hala bir hoca arayışları var onların. Yani orayla alakalı hiç böyle bir girişimim de olmadı ama öyle bir şey olma ihtimalini hiç görmüyorum. Nedeni şu. Gerçi bir Alman gittiğinde diğer bir Alman teknik adamla anlaşabiliyor kulüpler veya bir İtalyan gittiğinde diğer bir İtalyanla anlaşabiliyorlar ama ben bir Hataylı hocanın ayrıldıktan sonra Göztepe'de diğer bir Hataylı hocayı alacaklarını hiç sanmıyorum yani. Yani İlhan Palut'tan dolayı. Ama tarih de tekerrürden ibarettir hocam. Yani bazı şeyler tesadüf değildir. İşte böyle Hatayspor'da tesadüf İlhan olduğu Palut için olur. gitmiş, siz gelmişsiniz. Göztepe'de de neden olmasın? Yani kimse böyle ön yargılı yaklaşmaz eğer Göztepe'ye giderseniz. Başarılı bir isimsiniz. Göztepe'de böyle potansiyelli bir takım. Hani kadro için bir şey Olsa. diyemeyeceğim ama sizin de hani böyle ekibiniz var. Başarılı işlere imza atıyorsunuz. Göztepe'nin bence hani böyle isimli bir hocadan daha çok böyle teknik kapasitesi yüksek bir hocaya ihtiyacı var. O da benim gözümde seçeneklerden birisisiniz hocam. Bu benim Yani görüşüm. aslında ben buradaki hatayı biraz kendimde arıyorum. Yani ya kendimizi iyi ifade edemedik futbol camiasına ya da kendi kabuğumuza çekilip bize gelecek transfer tekliflerini bekledik. Ben bundan önceki ilk senemde, bundan 2012-2013 yılı teknik adamlığımın ilk senesi Kahramanmaraş. evet Kahramanmaraş'ta sezon başında yardımcı hoca olarak göreve başladım. Devre arasında teknik adam olarak devam ettiler benimle. O ara hedefin dışına çıkmıştık. Hocam dediler bu seneyi biz böyle geçirelim sizle beraber. Seneye dediler iyi bir yapılanmayla hedefimize gideriz. Çünkü bu sene artık bizden geçti. Ben dedim yine aynı şekilde Hatayspor'da yaşadığım gibi öyle bir şey yok dedim. Sonuçta oynanmamış daha 17 tane maç var. Bu 17 tane maç oynayıp playoff'a kalıp playoff'tan dedim şansımızı zorlayacağız. Ama playoff'a kadar gideriz oradan sonrası ne olur bilemem dedim. Neyse biz tabii devrede göreve geldik. Orada son maça kadar hedefi kovalayıp playoff'a kaldık. Playoff'ta gittik Manisa'da. Keçiören gücünü yendik. Ondan sonra Belediye Bingöl'ü finalde eledik. İkinci lige çıkmıştık. Yine ikinci ligde o takımın oluşumunu, transferlerini, her şeyini ben yapmıştım yine. Benle beraber ekibim yaptı. Yani benim önderliğimde öyle söyleyeyim. Maraspor bir birinciliği gördü yanlış O da hatırlamıyorsam. işte yine devam etsem oradan 3'ten 2, 2'den de birinci lige çıkartan daha ilk senesinde bir teknik adam olarak mesela tarihe geçebilirdim. Orada da yine çok daha tecrübeli değildim. Yani çok toy bir teknik adamdım. Ufak tefek böyle sorunlardan dolayı orada da bir başarı yakalamış teknik adam olarak ben önümün çok açık olduğunu inanmıştım orada. Neyse ben orada öyle bir karar aldım, ayrılma kararı. O takım yine direkt çıktı bir üst lige. İnanın tam bir sene boşta kaldım biliyor musunuz? Tam bir sene hiç çalışmadım bir yerde. Sonra Bağcılarspor'a ya da Sonra Hatayspor'a. yok sonra Adana Demirspor'a geldim. Yüce Yıldız'la beraber yardımcı hoca olarak. Daha sonra Evet. Malatyaspor'a gittim yine Yücel Hoca ile beraber yardımcı hoca olarak. Daha sonra işte Hatayspor oradan buraya kadar gelen bir mazimiz. Diyarbakır'da yine keza liderken 13. haftada bırakmışlığım var. Böyle bazen aslında kızdırıyorlar ama baktığın zaman da hiç öyle yani maalesef böyle işte yani ne bileyim. Hocam şimdi Türkiye haritasını açtım. Hatay'da çalışmışsınız. Kahramanmaraş'ta çalışmışsınız. Diyarbakır'da çalışmışsınız. Arada bir Antep'le Urfa kalmış. Hadi Urfa'yı geçelim de Antep bence olur gibime geliyor. O coğrafyaya hakimsiniz. Yakın İnşallah. isimler. İnşallah olur. İnşallah olur. Hocam Yani hani bu sene bir takım çalıştırmak istiyor musunuz yoksa sezon sonunu bekleyecek misiniz? yok istiyorum tabii. Yani benim şu ana kadarki süreci aynı sizin gibi ben de aslında hayretle karşılıyorum yani. İlla bir alıcımızın olma ihtimalinden bahsediyorum. Ekiple bunu sürekli istişare ediyoruz. Ekip de baskı yapıyordur size hocam artık bir yere gidelim diye. Yani inanın evet onların da bu konuda tabii çalışma ihtiyaçları var. Sahanın içinde olmak zorundayız. Sahanın dışında olduğumuzda çünkü yapacak o kadar çok işimiz var ki kendimizi her Evet. gün yeniliyoruz. Kendimizi her gün bilimsel anlamda müthiş derecede yeniliyoruz. Çok önemli işler yapıyoruz. Futbolcu sakatlığından tutun futbolcu performansını yukarıya çıkartabilecek yeni antrenman metotları, oyunculara psikolojik anlamda yakınlaşmalar, artı farklı analizler.
oyuncunun bireysel olarak kendini geliştirmesi. Bu anlamda çok ekstra çalışmalar yapıyoruz. Bu yapılan, elde edilen başarı kesinlikle tesadüf değil. Bunu bir ara insanların hakikaten araştırması lazım. Ben mesela 3. ligde Maraş'ta şampiyon olduğum sene federasyon tarafından ilk senem olduğu için biraz belki uç bir beklentiydi ama hani en azından dedim ben federasyon yerinde olsam bir Bayram Toysal'ı arardım. Hocam bu işini nasıl başardınız? Yani ilk senenizde hiçbir deneyiminiz yokken şampiyonluk yaşamak nasıl bir duygu? Nasıl bu iş başarıldı diyebilirlerdi mesela. Onu sormadılar. Çünkü o kadar rekabetçi bir ülkede yaşıyoruz ki. İşte 34 tane takım var ama 10 bin tane hoca var mesela. Yani hangisi nereye gidecek? Herkes doğal olarak işini farklı yerden götürmeye çalışıyor. Ama ben maalesef bugüne kadar dediğim gibi az önce yayının en başında söylediğim gibi buralara ciddi anlamda kazıyarak geldim. Yani kendi tırnaklarımla kazıyarak geldim. Çok deneyimliyim, çok krizler yönettim. Çalıştığım ortamlarda çok sıkıntılar yaşadım. Çok iyi şeyler de yaşadım tabii ki. Hem futbolculuğumda hem teknik adamlığımda. Kupam var Allah'a şükürler olsun. O mutluluğu yaşadım. Ama inşallah bundan sonraki süreçte geçen sene aslında ramak kalmıştı. Yani herhangi bir takımda devam etsem Tuzla ya da Hatayspor'da muhtemel o kupayı kaldırmak bize nasip olabilirdi. Kısmet. Yani hocam soruyu altta görüyorsunuz. Transfer yasağı açılırsa Eskişehirspor'da çalışmayı düşünüyor musunuz? Transfer tahtası açılırsa. Bir de ligde kalınabilir mi hocam? 3 puan var ya o yüzden soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim bakın ben teknik ekip olarak inanın bir şey söyleyeceğim inanmayacaksınız. Teknik yayınlarım ekip, ama hocam. Yayınlayabilir sıkıntı yok herkes duyacak zaten. Tamam. Eskişehir takımıyla alakalı. Bugün bir ihtimal olsa çalışma ihtimali. Biz ikinci yarıda toplanabilecek puanın hesabını bile yaptık biliyor musun? Hani göreve geldik. Göreve geldik örnek veriyorum. Transfer tahtasına açıldı. İşte kısmen normal oyuncular alındı. Biz 24 puan toplama ihtimali üzerinde duruyoruz mesela. 3 puan da orada var 27. Bu yetmez diyoruz mesela. Biraz da spesifik galibiyetler lazım. Yani ben şimdi ekstra mesela... Ekstra galibiyetler. Tabii mesela ben hayatımda hiç şunu düşünmedim yani. Eskişehir Spor'a ben nasıl giderim? Bunun hesabını vallahi... hiç yapmadım. Ben Eskişehir Spor'a gidersem oraya ne katarım? Bak bu çok önemli bir ayrıntı. Sana maçları da tek tek yazarım. Bak hangisinden galibiyet, hangisinden mağlubiyet, beraberlik alacağımızla alakalı. Biz bunun hesabını bile yapmış insanlarız. Ben Bolu Spor'la hocam, görüşmek... Hocam Eskişehir Spor'un ben kadrosuna aşırı hakimim. Kadrodaki problemde motivasyon problemi var. Yani 30 maçtır kazanamayan bir takım var. Hani İlhan Hoca da bunu yaşadı. Mustafa Özer hocamız da bunu yaşadı. Takımın psikolojik bir deforme olması durumu var. Yani bu takımın böyle bir galibiyet alıp üzerine doğru sistemle seri yapabilecek bir kadro ama potansiyelli bir kadro ama ne yazık ki Coşkun Demirbakan sonrası şey olmadı. Gün yüzü görmedi kadro. Dediğinize Hakikaten. Katılıyorum. Orada bence şöyle bir sıkıntı var. Oyuncular gelişimini orada oynayarak devam ettiriyor. Yani gelişim süreçlerini, tecrübelerini orada oynayarak elde ediyorlar. Aslında oynadıktan sonra belirli bir tecrübeye geldikten sonra oyuncunun bu performansın daha üstünde bir performans vereceği bir gerçek. Ama doğal olarak genç oyuncu, alttan gelen bir oyuncu direkt üst kademede mücadele ettiği zaman kendini geliştiriyor. Dikkat edersen her sene 2-3 tane oyuncu zaten üst lige gidiyor. Şu an yine aynı şekilde birçok oyuncu transfer listesinde büyük takımların. Bu neden kaynaklı? Türkiye'de bu tarz Bursaspor keza aynı şekilde örneği var. Altınordu öyle. Önemli oyuncular yetişiyor. Fakat bunların yanına o ligin havasını bilen, o ligin tecrübesini bilen oyuncuların da motive olmasıyla beraber Eskişehir önemli bir yerde olabilirdi. Ama dediğim gibi bu yapılanma, transfer yasağı vesaire falan derken bu kadar borç yükü maalesef içinden çıkılmayacak bir hal aldı. Şu anki mevcut bakıldığında ben mesela şöyle düşünüyorum. Eskişehir takımı oynadığı maçlarda öne geçip beraberliğe veya mağlubiyeti yaşadı, birçok maç oynadı. Doğal olarak demek ki bu potansiyel onlarda var. Eğer o potansiyeline göre oradaki oyuncular daha doğru bir şekilde yönlendirilmiş olsaydı bence biraz daha farklı Eskişehir olabilirdi bence sahada.
Ama dediğim gibi Hocam yenilmişlik hani vardı. puan durumunda çok çok daha iyi olan sıralardaki takımlarla görüşüp kabul etmemişsiniz ama Eskişehirspor'a gelmeye sıcak bakıyorsunuz. Bu da tamamen camianın büyüklüğüyle ve taraftarıyla alakalı bir durum değil mi? Bakın şöyle söyleyeyim. Aranız iyidir kötüdür bilmiyorum ama Sakarya, Kocaeli, Bursa, Eskişehir bunların ligi olmaz. Hocam bütün şehir takımlarını seviyoruz biz. Bakın bunların ligi olmaz. Ben sana açık söyleyeyim. Ben Kocaelispor'da oynadım. Şampiyonluk yaşadım. İnan tüylerim diken diken oluyor. Yani o şampiyonluk İzmir'de Altay maçı dönüşü ilk defa bize Kocaeli'deki havalimanına ilk defa bir sivil uçak inmişti. Bize havalimanından şehir merkezine 15 dakikalık mesafeye 6 saatte gelmiştik. Yani Evet. o kadar müthiş bir taraftar kitlesi var ki bu Eskişehir için, Kocaelispor için, Sakarya için, Bursa için bunlar hakikaten önemli camialar. Yani bunların hangi ligde olursa olsun ben 3. lige gidiyorum ya da ben Süper Lig'deyim veya şu bu filan algısıyla asla olmamak lazım. Önemli olan o camiaların içinde olabilmek ve onlara iyi bir şekilde hizmet edebilmek. Hocam şimdi size zor bir soru soracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Şimdi Eskişehirspor yönetimi gelip size dese ki hocam biz transfer açamıyoruz. Bu sene düşeceğiz. Elimizdeki kadroyu seneye hazırlar mısınız? Şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Transfer yasağı sıkıntı ama puan silmeye engelleyeceğiz. Görevi kabul eder misiniz? Ya bak tekrar söylüyorum Zor bir soru olduğunu Akif Bey. söylemiştim. Zor evet ama şöyle bunun zorluğundan ziyade ben çok açık ve net konuşan bir insanım. Gerçekten öyle. Benim vallahi hayatım boyunca, kariyerim boyunca hiçbir zaman için hiçbir takıma yadırgayıp da işte ya sen kimsin veya orada buradasın bilmem ne falan olmadım hiç. Saygınlık çok önemli. Hocam biri sizi aradınız mı biz sizi duymuyoruz. En baştan alırsanız sevinirim. Saygınlık çok önemli demiştiniz en son. Evet, saygınlık çok önemli. Burada bize verecekleri değer çok önemli. Eskişehirspor'un başında bir teknik adam olarak çalışmak asla ve asla bir bitmişlik, tükenmişlik değildir benim için. Yani bu Adanaspor için de geçerli, bu Ankaraspor için de geçerli. Bizim teknik adam olarak oralara gittiğimiz zaman ne verebileceğimiz çok önemli. Ben hayatım boyunca bunun üzerine yoğunlaştım. Yani bir insanlar bizden önceki çalışanlar veya bizden önce orada bulunan insanların o takıma ne verdiği bizim ne vereceğimiz. Yani hep bu Evet. açıdan baktığım için takım ayrımı kesinlikle yapmıyorum. O yüzden dediğim gibi Eskişehir camiasında görev almak her zaman için onurdur Hocam transfer görüşmesine çevirmişiz programı. Eleştiriler o yönde. Eleştir tamam. Hocam Mirkan Aydın sormak istiyorum. Yani Hatayspor üzerinde. Mirkan'ın Samsunspor'a gideceği konuşuluyor. Sizce Mirkan Süper Lig'de devam etmeli mi? Samsunspor'a transfer olmalı. Nasıl bir oyuncu? Ya Türkiye'ye de Eskişehirspor getirmişti. Onu da ekleyeyim ben. evet, Mirkan çok karakterli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Yani pivot, santrafor tarzında Evet. ama inanılmaz derecede orta sahadaki kenar oyuncularına çok müthiş derecede servis yapan bir oyuncu. Mirkan'ın her takımda olması gerekiyor. Hele hele bu Samsun, Adana Demirspor diye duydum ben. İkisiyle alakalı bir gelişme var galiba. Ama yine Murat Sancak yalanlıyor ondan sonra hocam. Biz yazıyoruz. Murat Sancak yalanlayıp alıyor ertesi günde. ya bu Evet. işler öyle biliyorsunuz. Yani transfer konusunda Evet. insanlar biraz gizliden götürmeye çalışıyor. Bence Mirkan Aydın Süper Lig ayarında mı? Evet, Süper Lig ayarında da oynayabilir. Çünkü oynayanları Gol de biliyoruz. attı. Gol de attı. Mirkan Aydın'ın talihsizliği, Mame Diouf'un orada olması. Bupenza var. Bopenza'nın yine skorer anlamda, takıma ciddi anlamda katkı sunması. Ve uzun süre sakatlık yaşamamaları. Mirkan'ın da performans olarak oynamadığı sürece Mirkan hep psikolojik olarak biraz kendini yıprattığı için muhtemel geriye gitmiştir diye düşünüyorum. Ama yeni takımında artık neresi olur bilemiyorum ama muhtemel Hatay'dan ayrılacağını duydunuz mu hocam siz? ben resmi açıklamanın yapıldığını duydum herhalde Ben Hatay Spor kaçırdım. sayfada. Kaçırdım o zaman hocam. Öyle bir şey olduysa Ben ben kaçırmışımdır. Özür diliyorum. Ben İdir duymadım henüz. Oğali'nin İdir Oğali'nin mesela Helder Barbosa'nın ondan sonra Mirkan Aydın'ın takımdan İdir ayrıldığını duydum Güney Kıbrıs'a gitti. Onu biliyorum. İdir gitti. Ama ben. Mirkan Aydın'ı duymadım. Helder de şey gitti yanılmıyorsam. Yunanistan Ligi'ne. Doğrudur.
Onlar da çok önemli. Çok karakterli. Samsun önemli. Spor'a giderse başarılı olabilir mi hocam? Onu sormuştum. Olur. Bunlar. Kesinlikle olur. Çok değer arz eder. Gökhan Karadeniz de oraya gitti zaten. Evet, onu da bir sonraki sorumda o. İkisini değerlendirseniz sevinirim. Ya bir teknik adam olarak saygım sonsuz. Tabii orada o takımın teknik adamı Ertuğrul Hoca çok saygın bir hoca. Benim de hocalığımı yaptı. Onun kararı tabii ki, ama bir teknik adam olarak ben bir takımda şampiyonluk yaşamış iki tane oyuncuyu alırdım mesela. Uyum. Hocam Ertuğrul Hoca Mirkan Aydın'ı Almanya'dan Türkiye'ye getiren hocadır. Ben de onu bilmeyenler için söyleyeyim. Eskişehir'de değil mi? Evet evet. Aynen. Süper Lig döneminde. Hı-hı. Bence olur. İkisi de başarılı olur. Selim Ilgaz hocam 25 yaşında Süper Lig'de böyle göze batan bir futbol oynuyor. Sizin eski futbolcunuz. Selim'in kariyer hedefleri sizce ne olmalı? Yani Selim şu anda normal, zaten bizde geçen sene Konyaspor'la çok ciddi ismi anıldı. Süper Lig'de bana göre kenar oyuncuları bakıldığı zaman evet yabancı oyuncu genelde, ama Selim'in bir Türk statüsünde oynayan bir oyuncu olarak bana göre çok üst düzey takımlarda da değerlendirmesi gerekiyor. Çok karakterli oyuncu, yani oyunu iki yönlü oynayabilen, hem defans hem hücum anlamında ciddi anlamda takıma katkı sunan, fizik anlamında çok iyi. Oyun zekası zaten üst düzey. Selim çok farklı bir karakter. Yani çok farklı bir hem futbolcu karakteri hem normal sosyal hayattaki karakteri. Çok farklı bir oyuncu. Her takımın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Hocam önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği toplantısında TFF 1. Lig'de yabancı sayısının artırılması ile ilgili bir görüşme yapılacak. Sizce TFF 1. Lig'de yabancı sınırlaması nasıl olmalı? Süper Lig'de de 16 oldu biliyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili görüşleriniz. Bence bu kararı şundan dolayı almışlardır. Pandemide takımların ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. Her hafta iki tane üç tane oyuncuların olmadığını biliyoruz. Artı buna sakatlıklar da ilave edildiğinde kadro derinliğinde ciddi azalmalar olduğuna bakıyoruz. Dolayısıyla bunu önlemek adına bence bu süreci bu seneyi böyle geçirip, hatta pandemiye ciddi anlamda çözüm bulduktan sonraki süreçte bunun biraz daha azalacağına inanıyorum ben. Yani haftaya muhtemelen arttırma sayısı iki oyuncu daha arttırılacak gibi duruyor tabii, hocam. Aynen. O da pandemiden dolayı. Kesinlikle diyorsunuz. Yani üst tarafa eğer böyle bir uygulama geliyorsa alt tarafa da aynısı olabilir yani. Ama böyle Bursaspor, Eskişehirspor çok fazla etki edemiyor işte hocam. Yani Bursaspor'u da sormuş olayım ben size. Bursaspor'u nasıl buluyorsunuz? Ben mesela geçen seneyle kıyaslıyorum. Biz orada maç 1-1'de, bilmiyorum hatırlar mısınız o maçı? 90+2'de. Bursa 2-1 yenmedi mi hocam sizden sonra? Ben biliyorum 1-1'di. Son 10 dakika uzatmalarla 13-14 dakika çok ciddi 2-3 tane net kaçırmıştık. 2-1, 3-1 bitecek maçı 90+2'de. Çizginin oradan, taç çizgisinin oradan arka direğe doğru bir orta gelmişti. Akın müdahale etmeye çalıştı ama top kimin? Kubilay'ın herhalde önünde. Burak altı parmak atmış hocam. Burak altı parmak attı. Yani Kubilay'la beraber çünkü aynı topa gittiler. Öyle hatırlıyorum. Burak altı parmağını attığı gol. Şimdi o kadroya bakıyorum. Bu kadroya bakıyorum. Bu kadro inanılmaz pırıl pırıl gençler. Geçen seneki kadroda Şampiyonlar Ligi'ydi. Yani üst düzey bir evet. Kadro kalitesi müthişti. Ama bu sene Bursa Spor'un Eskişehir'e göre bir adım önde olduğu önde olduğunu görüyoruz. Nedeni de şu. Bursaspor takımının da ciddi anlamda borçları var. Ama Bursaspor elindeki mevcut gençleri bu liglerde oynatarak buralara geldi. İşte az önce Eskişehir'le alakalı anlattığım sıkıntı bu. Eskişehir takımı direkt, yani transfer izni geldi, yasağı geldi. Fuat Çapa bir baktı hocam. Sıfır tecrübeli bir kadroyla maça çıkıyor. Öyle bir şey oldu. Yani maalesef. Öyle. Ama o kadro 16 puan topladı hocam devrede. 16 puan topladı. Sıfır böyle tecrübesi olmayan bir kadro 16 puan topladı devrede. Evet, şimdi mesela o kadroya bakıyorsun. O kadronun kaç tane oyuncu yok şu anda? Belki bir Cemal yok, Metehan yok, Betekan yok hocam. 3. O dönemki oyunculardan mı şu ankiler? Evet. Bir de Semih Güler Adana Demir'e gitti. Mehmet Kasımpaşa'ya giden sağ bek. Ha, evet, o da ben unutuyorum onu. Şifterlerle Mehmet Feyzi. Yani, 5. Mehmet Feyzi, yani baktığın zaman zaten o takımın omurgasını oluşturan oyuncular bunlar yani. Ön tarafa taşıyabilen oyuncular bunlar. Yani önemli oyuncular. Evet. Tabii onlar takımda olmayınca onların yerini doldurdu. Yani hocam takımın sağ beki Kasımpaşa'ya, sol beki Başakşehir'e gitti.
Ve ikisi de Öyle oynuyor söyleyeyim. yani ciddi anlamda. Şu an Evet. beraber. Forvet'i Last Wings'e gitti. Öyle bir kadroydu. Evet. Ama şey oldu, yetiştirdi. Dediğim gibi hocam, yabancı kuralını sordum. Hocam artık son dakikalara geldik. Bu sene Süper Lig hangi takımlar çıkar sizce TFF birincilikte? Yani yine burada Zor bir bir soru. takım beyan etmek biraz yanlış anlaşılabilir ya. Ben bunun Hocam orada bir tuz... Ben sizin hani bugünkü yayında Tuzla Spor'a tekrar gidebileceğinizi düşünüyorum. Allah korusun Taner Taşkın'da bir sıkıntı çıkarsa ilk hedefin siz olacağını düşünüyorum bugünkü açıklamalardan sonra Tuzla Spor için. yani sen öyle düşünüyor olabilirsin ama benim için Ben bilmiyorum. Taner Hoca ile de yayın yaptım burada hocam. Taner Hocam inşallah takımı Süper Lig'e çıkartır. Temennimiz bu yönde ama İnşallah. olası bir ayrılıkta ilk alternatif sizsiniz hocam benim anladığım kadarıyla. Çünkü Tuzla'yla iyi ayrılmışsınız. Yok Tuzla benim hiçbir takımla sıkıntılı ayrılmadım. Yani şu anda hatta bakıldığı zaman ayrıldığım bütün kulüplerle alakalı ikili ilişkilerim gayet iyi. Onların tekrardan göreve gelmem konusunda yine söylemleri oluyor, davetleri oluyor ama dediğim gibi hedef büyüttüğümüz için bu anlamda biraz çekimser kaldık. Tuzla Spor konusuna gelince Tuzla Spor takımı şu anda gayet iyi gidiyor. Taner Hoca çok başarılı, iyi işler çıkartıyorlar orada. İnşallah iyi giderler. İnşallah bizim de orada çalışma fırsatımız olmaz. Ben bu kadar net konuşan bir adamım. Benim öyle bir hoca görevdeyken veya işte aksi bir sonuç olsa da gitsem falan hiç böyle bir düşüncem hayatımda olmadı. Hatta hep istemişimdir iyi gidesin. Herkes işinin başında olsun. Bize de düzgün bir yer geldiğinde biz de işimizi düzgün yapalım. İnsanlar bize de uğraşmasın. Hep böyle dualar ediyorum. İnşallah başka hocalar da başka antrenörler de bizim gibi düşünür. Herkesin Allah yoluna açık etsin. Tuzla Spor bu anlamda benim kalbimin tabii ki en ucu köşesinde. Önemli işler yaptım. Aynı yönetimle biz Diyarbakır Spor'da çalıştık. 13. hafta sonunda takım liderken ben yine oradan da ayrılmıştım. Dediğim gibi ufak tefek sıkıntılar oluyor, oluşuyor. Maddi olarak biraz maddiyat olarak çok beni bilen bilir yani öyle para müptelası bir adam değilim. Asla öyle bir şeyim de yoktur. Para konuşmayı da fazla sevmem. Ama hakkımı da almak için de sonuna kadar mücadele ederim. Yani bu bizim ekmek paramız. Sonuçta benim yanımda 6-7 tane teknik ekibimde adam çalışıyor. Hepsi evine ekmek götürüyor. Ben onların alın terlerini bir yerde bırakmasına müsaade etmem. Doğal olarak da hakkımızı tabii bu anlamda savunurken insanların bu bağlamda bizi yanlış tanımalarına bazen vesile oluyor. Dediğim gibi herkesin kendine göre bir yorumu var. Diyarbakır'dan da yine aynı şekilde ayrılmıştık. Yani liderken bir teknik adam nasıl ayrılabilir? Yani ben hakikaten şaşırıyorum ya. Hocam şöyle oluyor ya genelde böyle 34 haftalı ligin 28-29. haftasında bir hoca ayrılığı yaşanıyor. O takım sezon sonu şampiyonluk ulaşıyor ama o son 5-6 haftanın istatistiğine yansıyor şampiyon oldu. Sizin Hatay'da başınıza geldi ya ben Evet. sanki bu sene tersinin yaşanacağını ve sizin bir takımla bu sene Süper Lig'e çıkacağınızı düşünüyorum. Yani Bana tabii öyle geliyor. Malum ya oluyor olabilir hocam bana. vallahi inşallah yemin ediyorum vallahi artık sıkıldım ciddi söylüyorum. Ya dışarıda kalıp böyle televizyondan oradan buradan işte kendimizi geliştirme adına farklı materyallerden böyle kendimizi işte öyle mi yapalım böyle mi yapalım algısı içinde olmak artık hakikaten beni sıktı. Sahada olmam gerekiyor. Mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Yani kendimi öyle değerlendiriyorum. İnşallah en kısa sürede bu hedefimize ulaşırız yani. Hocam Tunahan diyor ki hocam diyor teknik ekibe cebinden maaş ödüyor diyor. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Ya Varsa tebrik ederim. şöyle tabii dediğim gibi bu şu ana kadar ihtiyaç konusunda teknik ekibimin Allah'a şükürler olsun onları hiçbir zaman için mağdur etmedim. Yani onların benim mantalitemde şu var. Ben huzurlu olayım da ekibim ne yaparsa yapsın değil. Önce onlar huzurlu olmak zorunda. Onların Bayram Toysal'ı belirli bir noktaya getirecek olan kişi onlardır. Ve futbolcularla beraber. Sonuçta onlar çalışma ekibiniz. Düzgün bir şekilde çalışırlarsa siz düzgün bir noktaya geliyorsunuz. Tabii onların da en başı ben olarak bu oluşumu sağlayan insan olarak onların bu anlamda haklarını her zaman için savunduğum bir gerçek. O anlamda Tunahan kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Eksik olmasın yani. Hocam bu gözler şeyi bile gördü yani hocayla yönetim anlaşıp yönetimin yardım teknik heyet kurduğunu da gördü. O yüzden böyle anlattıklarınız şey geliyor bana böyle çok hani böyle Türkiye'de olması gereken konuları siz anlatıyorsunuz ama gözlerin gördüğü de başkaydı yani. Hocayla anlaşılıp Evet. teknik heyet halledilir diyenin çok oldu mesela Ben Türkiye'de böyle bunu çok da oluyor. yakın zamanda duydum. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Aldığı parayı bile yardımcılarına söylemeyip
kendisi parayı alıp giden hocaları duydum yani. Bu çok aşağılık bir durum yani. İnanın bunları duydukça ben herhalde diyorum buralı değilim yani. Hakikaten biraz böyle farklı bir tarzım var benim. Hayata bakış tarzım, öyle söyleyeyim. Bu bağlamda inşallah yani bizim vallahi sahada kalmamız gerek. Yani benim evde ne işim var yani? Evde çocuklarım, eşim huzurlu bir şekilde oturmaları Hocam lazım. Biz de aynı şekilde anladım. yapıyoruz yani. Huzurumuz vallahi... Seydi Daşkın diyor ki hocam SC Spor transferi açabilecek dedi. Akif hemen konuyu değiştirdi diyorlar. Beni eleştiriyor. Hocam 10 dakika SC Spor konuştuk ya. Bu tahta işini konuştuk. Evet. Sanki bana biraz haksızlık edilmiş gibi oldu biraz. Yani yok, Eskişehir'i bayağı konuştuk ama dediğim biz gibi. Biz SC Spor konuştuk. Programı bastılar hocam, sevgili taraftarlarımız zaten. Hepsine selam. Hocam Süper Lig'e çıkabilecek takımları sormuştum. Yine bak konuyu değiştiriyorum SC Evet ya. Spor'dan. Yani şöyle takım beyan etmeyelim ama şöyle söyleyeyim, yine sezon başında yaptığım yorumları o programı tekrardan açıp mesela TRT atmıyor ki hocam kayıtları bende var, YouTube'a. Video Sizde var tek mı? hepsini ben böyle çıkarttım. Şu ana kadar oradaki yaptığımız yorumları tabii o program sonrasında aynı şekilde az önceki arkadaşımızın söylediği gibi işte iş takım haline Eskişehir'e döndü falan tarzında söyleme. Tabii ki biraz rahatsızlık verir. Böyle programlarda genel konuşmak lazım. Ama hocam benim gönlümden geçen taraftar olan takımlar çıksın. Valla Süper Lig böyle boş tabii. tribünler önünde pandemi dönemi olmayan dönemde de hani Evet. taraftarı olan takımlar çıksın hocam. Yani Samsun çıksın, Adana Demir çıksın. Ben orada da İstanbul'da Tuzla'yı aynı tartışırız. şekilde söylediğim dört takım şu an üstte, onu söyleyeyim. Giresun çıksın, evet. Söylediğim dört takım Giresun. şu an üstte. Evet, tebrik ederim hocam. Evet. Hocam, Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz dediğiniz iddia ediliyor. Hani ben duymadım. Evet. Ama böyle bir iddia var. Bir de şu soruyla bitireceğim. Hatay Spor'da böyle zirvede bıraktığınız için yani istifa ettiğiniz için pişman oldunuz mu? Son iki sorum bu olsun. Türkiye'de evet maalesef, az önce de söyledim. Benim ilk senemde şampiyonluk yaşadığım dönemde hiç kimse gelip de bana hocam bu işi nasıl başardın diye sormadı mesela. Bir sene evde kaldım, evde oturdum. Kariyerimden bir sene boşa gitti. Bu sene de öyle olacak gibi duruyor. Dolayısıyla mesela geçen sene yapılan başarının, ondan öncesi de var tabii ki. En yakın zaman olduğu için söylüyorum. Geçen seneki yapılan başarının bir yönetim tarafından kesinlikle bir araştırılması lazım. Yani bu adam ikincilikten kaos bir takıma gitti. Hatay Spor takımı inanılmaz bir kaostu. Yani anlatsam kendi memleketim, inanın tesislerden dışarı çıkmak içimden gelmiyordu, biliyor musun? 5'te 5 yapan bir teknik adam çıkıp taraftarıyla normalde mutlu olmak ister değil mi? Bir övülmek ister. Evet, Çıktığında evet. ki o saygıyı ben ciddi söylüyorum çok fazlasını görüyordum zaten Hatay'da. Ama içimin bir tarafında sürekli hep şey vardı. Acaba insanlar tekrardan yine o sezon başı benim geldiğim dönemdeki gibi yönetim kurulunu İlhan Palut'u göndermesinden dolayı bir eleştiri konusu olacak mı? İşte benim ağzımdan o konuyla alakalı farklı bir şey çıkıp da iş yanlış yere mi gider, eder falan diye inan dışarıya çıkmıyordum ya. Yani böyle bir saçma sapan bir durum. Doğal olarak o kaosu da ciddi anlamda yönetip Hatay Spor'da 15 haftalık periyotta lider olarak ve açık ara puan farkıyla lider olarak götürmek, baktığınız zaman Bayram Toysal kim daha önceden hiç bu ligde görev almamış. İşte mücadele ettiğimiz, yarıştığımız kulvardaki çok saygıdeğer teknik adamların, Osman Özköylülerin, Erkan Sözerilerin, Yüce Yıldızların, Mehmet Altıparmakların olduğu, Uğur Tütünekerlerin olduğu bir teknik ekiplerden bahsediyoruz. Sait Karafırtınaların keza aynı şekilde. Bir tane alt ligden Bayram Toysal adında birinin gelip Hatay Spor kadrosu iyiymiş. Olabilir. Yani her takımın iyi kadrosu var ama herkes iyi yönetemeyebilir. Sonuçta teknik adam çok farklı yaptığı hamleler, oyuncu tercihleri, yapılan antrenmanlar, sezon içi periyotlamalar vesaire falan, bunlar çok önem arz ediyor futbolda. Biz bunları çok düzgün yaptık. İşte bu anlamda insanların gelip sorması lazım. Yani hocam bu işi nasıl başardınız? Gel biz de size şöyle bir imkanımız dahilinde böyle bir hedef verelim, böyle bir hedef gösterelim. Ama maalesef bazı durumlarda çıkmaza giriyoruz. Artık adını siyaset mi diyelim ya da adamcılık mı diyelim ya da farklı beklentileri olan insanlar mı diyelim bilmiyorum. Bizden önce insanlar bir yerlere gidiyor. Çoğu takımda böyle oldu olacak. Anlaştık anlaşacağız.
Çat yukarıdan bir telefon geldi. Hocam kıramadık. Onunla anlaştık. Canınız sağ olsun. Ne diyeyim şimdi yani. Pişman oldunuz mu hocam? Hatay Oraya da Spor'dan geldim. istifa ettiğiniz için. Pişmanlık demeyelim ama insan iç geçiriyor. Yani ciddi anlamda elimdeki şampiyonluğu ben, yani elimdeki kupayı, ne bileyim yani bunun adını nasıl koyarsanız bilmiyorum ama ben bu kupayı kaldırmak istemiyorum. Alın siz kaldırın. Elinizin tersiyle itmişsiniz hocam. Aynen öyle oldu. O yüzden ne bileyim yani pişman mıyım aslında değil miyim onu da bilmiyorum. Hocam şimdi siz böyle diyorsunuz ya, kaosu çok iyi yönettim. Bunlar gölgede kaldı, görülmedi. Hani takdir edilmedi falan. Hocam kaosun nirvanası Eskişehirspor'da. Gelin Eskişehirspor'a. Böyle kaosu bir yönetin. Bakın şu örneği de vereceğim. Fuat Çapa bu genç kadroyla 16 puan topladı, Kasımpaşa'ya gitti. Biliyorsunuz. Evet. Yani burası çok farklı bir vitrin hocam. Eskişehirspor'u herkes takip ediyor. Siz de biliyorsunuz. Kaos'un nirvanası Eskişehirspor'da. Dediğim gibi abi hocam gelirseniz yani çok da görüşürüz. Ben de çok memnun olurum. İnşallah. Çok da memnun olurum yani. Şartlar, durumlar ne olur bilemiyorum ama bir teknik adam olarak tekrar söylüyorum. Takım ayrımı yapma lüksüm yoktur. Yeter ki şartlar, fiziki şartlar, karşılıklı samimiyetin olması benim için daha önem arz ediyor. Bir şeyler yaparız inşallah. Yani Eskişehir olur, başka yer olur. Hocam bir takımın başında görelim sizi. Çok isterim. Hani bizim programda Uğurlu bu aralarda bize konuk olan bir yerlere gidiyor. En son Deniz Ateş Bitner de bize konuşmuştu. Şimdi TV100'de programa başlayacak. Vallahi işte hocam Uğurlu geliyoruz. İnşallah size de Uğurlu geliriz. Acaba diyorum ki hocalı bırakıp böyle bir yorumculuk falan mı? Size bir tane... Para yok hocam. Vallahi o işlerde para yok. Siz teknik heyete devam yani. Ne bileyim yani burada da işte böyle kolay kolay getirmiyorlar ama biz inşallah onun üstesinden de geleceğiz. Güzel işleri imza atacağız yani. Çok teşekkür ederim. Hocam siz bu çizgide devam edin. Çok iyi yerlere geleceksiniz. Ben inanıyorum. İnşallah. Yani piyasanın içinde olan birisi olarak söylüyorum bunu. Merak yani etmeyin. Şunu net söyleyeyim. Ben bunu teknik ekibimle de konuşuyorum. Bazen böyle bana serzenişte bulunuyorlar. İşte alt ligden önemli takımlar geliyor. İşte hocam niye gittin? Eyüp Spor'u söylediniz mesela. Adam şu anda bakıyor mesela. Kazanılan para, takımın durumu vesaire filan, yapılan, verilen imkanlardan adam tabii ki rahatsızlık duyuyor yani. Hocam nasıl olur da gidemedik, gitmedik bilmem ne diye. Ama ben hep şunu söylüyorum. Siz sakin olun. Yani yeter ki benim arkamda olduğunuzu ben hissedeyim. Size daha iyilerini ben kazandıracağım. Hatta benim hedefim de neresi olursa olsun bak hiç önemli değil. Yani şu dönemde ben hangi takıma gideyim, hangi lige gidersem gideyim ama bunun sonucunda benim kesinlikle Süper Lig'de takım çalıştıracağımı Allah nasip ederse tüm spor kamuoyu görecek yani. Öyle bir hedefim var. Çok kısa bir süreden de. Çok teşekkür ederiz hocam. Böyle yarım saat 45 dakika diye anlaştık ama bir saati geçti artık. Öyle ama mi? O da sohbet çok renkli olduğu için geçti hocam yani. Konu konuyu açtı. Eskişehirsporlar programı istila etti falan. Bir evet. Sürü şey oldu. Hocam evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. En kısa zamanda görüşmek üzere hocam. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz.